Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir kitap kritikte beraberiz. Bugün konuşacağımız kitap, Wollestein'ın Bilginin Belirsizlikleri adlı kitap. Bu kitabın e, İngilizcesi 2004'te yayınlanmış, Türkiye'de 2013'te e, çevrilmiş. E, aslında kitap, sosyal bilimler, beşeri isminler ve yani doğa bilimleri arasında ortak bir epistemoloji kurulması, tartışmasıyla başlıyor. En sonda da Böyle bir epistemoloji için Wallerstein bir öneride de bulunuyor. Bu yönüyle önemsenmesi gerekir. Kanaatini taşıyorum. Şimdi Wallerstein daha çok okuyanlar bilir. Modern Dünya Sistemi o üç ciddi kitabıyla meşhur Türkçe'de. Bilginin Belirsizlikleri kitabı onun Modern Dünya Sistemi'nin bir çeşit epistemolojik ön hazırlığı ya da onun oradan çıkartılmış bir sosyal bilimler, beşeri disiplinler ve Doğa bilimleri için tek bir metodoloji ya da ortak bir epistemoloji daha doğru olur. Ortak bir epistemoloji oluşturabilme imkanını tartışmakta. Bu yönüyle eserinde, de, o tezlerin de, modern dünya sistemi de iddia ettiği temel tezlerin de bilgi yapısını bize sunması açısından önemsenmesi gerekir kanaatini taşıyorum. Şimdi Wallenstein bize kitabın girişinde bilgi yapılarını tartışarak başlıyor. Bu özellikle 1850'lerden önce felsefe ve sosyal bilimler arasında, beşeri bilimler arasında ve doğa bilimler arasında bir ayrımın yapılmadığı, en fazla ayrımın tıp, hukuk ve felsefe şeklinde yapıldığı bu teoloji bir de. Dörtlü yapıyla üniversitelerin oluştuğu orta çağ ve sonrasını düşünecek olursak bunlardan bahsederek başlıyor. Tabii daha sonrasında ne oldu da sosyal bilimle doğa bilimleri arasında kesin sınırlar çizildi. Beşeri isimler arasında mesela doğa bilimleriyle beşeri isimler arasındaki o kesin çizgi neden ortaya çıktı o ayrım ya da neden ortaya çıktı? Bu ayrım aslında düşünüldüğü zaman çok da yaban atılır bir ayrım da değil mesela ne deniliyor, şu deniliyor. İnsan çok karmaşık, kompleks bir yapı. Toplumlar öyle, belirlenemez. Kurallar koymak toplumlar ve insan için çok zor. Bu manada tarih ve sosyoloji ve buna benzer ilimlerin, ekonomi, nomotetik ve ideografik bilimlerin kendi epistemolojisini kurması gerektiği, doğaya yönelmiş bilimlerin de, doğa bilimlerinin de, fizik, kimya, biyoloji gibi bunların da kendi epistemolojisini kurması gerektiği ve anlayış hakim olmuş üniversitelere. Ve bu üniversite yapısı da e, uzunca bir süredir devam ediyor. Günümüzde belki Oleştay'ın bahsettiği ve başka düşünür ve yazarların, akademisyenlerin hatta eserlerinde bahsettiği, disiplinler arasılıktan interdisipliner yapılara kadar farklı yaklaşımların geliştirilmeye çalışıldığı da düşünülecek olursa, aslında bu ayrımların e, çok da kesin ayrımlar olmadığı yönünde de hiç de göz ardı edilemeyecek bir gelişme de var dünyada ya da farklılaşma var diyelim. Bazılar için bu gelişme olmayabilir. çünkü burada bir tartışma var. Şimdi Sosyal 1945'li yıllarda kendi bağımsızlığını ilan etmesi ve üniversitelerde kendi bölümlerini ayrı bir fakülte olarak kurmaya ve kendi fakülte lerinin içerisinde farklı disiplinlere, bilimsel alanlara ayrılmasının başlamasıyla birlikte beşeri disiplinler, antropolojiden tarihe, bir taraftan da sosyal bilimler, bu sosyoloji ve diğer ilim bilimler mesela nereye doğru evriliyor günümüze kadar geldiğimizde bununla ilgili düşünce geliştirmek isteyen, tartışmaları yakinen takip etmek isteyenler için önemli bazı yaklaşımları tartışarak devam ediyor Goldstein kitabında. Özellikle o nomotetik ideografik ayrımı mesela sosyal bilimcilerin temelde ikiye ayrıldığını, bir kısmının nomotetik bir sosyal bilimciliğe doğru evrildiğini, sosyal bilimcilerin bir kısmının da diğer bir kısmının da ideografik bir sosyal bilimciliğe doğru evrildiğinden bahsediyor. Şimdi bu insan ve toplumun belirsizliğinin Doğa bilimlerinde Newton'cu ve Bacon'cu bilim anlayışındaki kesinlik ve tersine çevirilebilirlik fizik anlayışının hakim oluşu, her şeyin determine bir şekilde ele alınmasının bilim arenasında da artık özellikle 20. yüzyılda ve günümüze doğru 21. yüzyılda mesela, kuantum teorisinden tutun da Heisenberg'in belirsizlik, indeterminizm yaklaşımını, hatırlayabilirsiniz. E bu manada orada da bir belirsizliğin olduğu yönündeki çıkışlardan bahsediyor mesela Wallerstein. Bu belirsizlik meselesi sadece sosyal bilimlere özgü bir durum değil. Aslında görüldü ki doğa bilimlerinde de bu var ve burada sadece Heisenberg değil, çok önemli bölüm başlığı altında uzunca bir irdelemeye de sahip bulunan Prigogine'nin e, fizikçi Prigogine'nin teorisi, e, yaklaşımı ki Nobel Nobel'de almış, Prigogine kimyacı, fizikçi aynı zamanda. E, bu, Prigogine'nin yaklaşımı, kaos, doğa ve düzenle alakalı yazdığı eserde iddia ettiğin e, durumları açıklıyor, farklı durumları. O klasik e, fiziğin iddia ettiği, Newton'cu fiziğin iddia ettiği durumlardan farklı durumları ortaya koyuyor mesela Prigogine ki Prigogine'nin ortaya koyduğu durumlar mesela bir bir tanesinden bahsediyor uzunca Vollestein. Nedir o? İşte fiziksel yasalar tersinebilir. Yani biz baştan geriye doğru geri gidersek aslında aynı durumu yeniden oluşturma, aynı sonuçlarla uğraşırız. Bu bazı durumlarda bunun işlemediği, te mesela makro fiziksel yapılarda bunun mümkün olmadığından bahsediyor Prigogine. Burada geliştirdiği bir kavram da var. Prigogine'nin ki bu daha sonra Wallerstein tarafından kullanılacak. Zaten iki temel kavramı var. Wallerstein'in bu bilginin belirsizlikleri kitabını, ana tezin oluşturmak için iki temel kavramı var. Başka kavramlar da var ama temelde bu iki kavrama dayanacak. Bunun birisini Wallerstein Prigogine'den alıyor. Prigogine'nin e, özellikle zaman oku kavramını almış. Zaman oku özellikle bilhassa... Uzun dönemlerdeki makro fizik yasalarının tersine çevrilebilir olmadığının hatta bunun bazı e, kaotik yapılarda da ortaya çıktığının tersine çevrilebilir durumun olmadığının ispatını yaptığını e, ifade ediyor Prigogine'nin Wallerstein ve buradan hareketle e, fiziki bilimlerdeki o belirlilik belirsizlik meselesinin bir noktada Prigogine'nin determinist bir kaotik ya da determinist bir kaos teorisine evrildiğini, buradaki determinist kısım aslında Prigogine'nin şu görüşünden hareket ederek söylenmiş. Prigogine bu sistem gibi görülen büyük fiziksel yapıların zaman içerisinde çeşitli dalgalanmalarla bozulduğundan ya da kaotikleştiğinden ama bunun da belirli bir düzene yeniden evrildiğinden bahsediyor ki bunun sürekli düzen kaos şeklinde determine edilebilir olduğundan bahsediyor Prigogine. Ee, oradaki deterministlik oradan kaotiklikte e, belirlenemez olan e, önceden belirlenemeyen olan ya da sistemin işlemeyen ya da bozulmasından kaynaklandığından bahsediyor Wallerstein. Şimdi burada biz Wallerstein'ın bu zaman oku e, meselesinde ee, özellikle Wallerstein'a geçen kısmının sosyal bilimlerdeki belirsizlikle bunun paralellik arz ettiği, o belirsizlik kısmı Ferdinand Brodel'in uzun süre, long draw dediği, uzun süre kavramıyla, uzun sürelerden kastı tabii dönemler, büyük dönemler, 300 yıl, 500 yıl gibi uzun dönemlerden bahsediyor Brodel. Özellikle Akdeniz kitabından hareket ediyor. Wallace Stein Akdeniz Kitabında anlattığı dünya ekonomisinin, dünya ekonomik sisteminin aslında daha gelişmiş bir kavrama dönüştürmeye çabası içerisinde dönüştürmeye çalışıyor. Bu manada Wallace long duru long duru kavramı Brodel'den hareketle ortaya çıkmıştır ve Broder'in iddia ettiği o uzun dönemlerde e, belirli Fruktuallanmalar ya da işte çatallanmalar, dalgalanmalar farklı bir sistemi ortaya çıkarıyor ve yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki modern dünyada kapitalist bir ekonomik sistem başladı. İtalya şehirlerinde bu daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Modern şu anda biz onu yaşıyoruz. Ama Wallerstein de diyecek ki ya bu da artık bitti ya da bitmeye doğru evriliyor daha doğrusu. Modern kapitalist sistem o uzun döngüsünü, 300-500 yıllık süren döngüsünü tamamlıyor ve dalgalanmalara, krizlere girdi. O krizin, modern ekonomik sistemdeki, dünya sistemdeki krizin bir sonraki evresini e, tespit edebilmek mümkün mü peki? Yani nereye evrilecek? Bir işte Marksizmin söylediği noktaya, komünist bir topluma veya ekonomiye doğru mu ilerleyecek? Yoksa başka bir şey mi ortaya çıkacak? Wallerstein bu konuda çok belirleyici şeyler söylemiyor. Ama biz bir metodoloji geliştirerek bununla ilgili bazı belirli, determine sistemsel işleyişler belirleyebiliriz ki biz bunu şuna dayandırıyor, dayandırdığını görüyoruz Wallerstein'ın. Şimdi birincisi iki krizden bahsediyor onu tekrar edelim. Birincisi modern kapitalist dünya ekonomik sistemi krizde. Bu kesin. E, Wallerstein'a göre. İkincisi bilgi yapıları doğa ve beşeri disiplinler arasında sosyal bilimlerdeki arasındaki o e, ayrım krize girmiş durumda. E, bunu işte iki kavram üzerinden ifade ediyor bilgi yapılarındaki. Birincisi o belirsizlik meselesinin hem... E, epistemik olarak hem sosyal bilimlerde hem de doğa bilimlerinde olduğu belirlilik olan kısmında hem sosyal bilimlerden omatetik mesela sosyal bilimler işliyor ve kullanılıyor. Ama bir taraftan da ideografik bir şekilde belirlenemezci mesela annaleso tarih okulunu düşün tarihçiler için. Anne o onlar da mesela ideografiden uzaklaşma, ideografikleşme meselesinde söyledikleri şey. Hani burada e, olay tarihçiliği önemli mikro olaylar verilmeli tamam tarihçilik budur zaten Ferdinand Brodur bu ekolden çıkmış ama long duru kavramı buradan uzun süre kavram buradan hareketli annene sokulundan uzaklaşarak ona karşı eleştirerek ortaya çıkmış bir kavram üretmiş Brodur şimdi sistemin denge durumundan uzaklaşıp geliştiği durumları gözlersek biz Wallerstein burada söyledi bu kitapta söylediği o durumları gözlersek metodik olarak şu ilkeye ulaşabiliriz diyor. Bu çok önemli bence. Sosyal bilimler için o long dur uzun dönemler mesela modern kapitalist dünya sistemi o 300-500 yıllık uzun dönemini nereye doğru evrilecek dediğimizde bir metodik ilkeye ulaşabiliriz. O da şu. Döngüsel ritimleri ve uzun dönemli eğilimleri araştırarak e, denge ve dalgalanmalarla ilgili araştırma yapabiliriz. Şimdi e, ne var? Bir sosyal yapı var mı? Var. Sosyal denge var. Ama kaotik bir durum da var, belirlenemeyen. Her iki durumda gözlenildiğinde o long duru, uzun süre dönemlerin e, bir kaotik duruma dönüşüp içerisinden yeni bir sistemin ve farklı sistemlerin ya da ortaya çıkmasının belirlenebilirliğini nasıl? bilimsel halde inceleyebiliriz, bilimsel olarak yine inceleyebiliriz. Şimdi bunu yapabilmenin e, ilkesi olarak bunu söylüyor. Bizim yapmamız gereken bunu gözlemlemek ya yani neyi? Hem sosyal yapıların değişmeyen, süre giden o durumlarını gözlemlemek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak. Hem de hem de dalgalanma ve bozulmalardaki yani denge durumu dışındaki o dalgalanmaları. E gözleyerek buradan hareketle bazı sonuçlara varabilir, bilimsel sonuçlara varabiliriz. Diyor ki, ortak epistemoloji de önerdiği şey de buna dayanıyor aslında, esasında. Üç tane temel epistemolojik bir düzlem oluşturmaya, üç ilkeli diyelim, üç ilkeli bir düzlem oluşturmaya çalışıyor. Birincisi, uzun dönemler, tarihsel toplumsal sistemler burada ortaya çıkacak, iki, araştırılacak. İkincisi sosyal bilimler için e, langoduru ve matematikselleştirme. Bu aynı zamanda doğa bilimler için de geçerli. Hatta Longo ve Prigogine'den hareketle söyleyecek olursak bu doğa bilimleri için de geçerli bir metodik ilke. Çünkü e, mesela Big Bang teorisi e, başlangıçtan günümüze başlangıç ilkelerini Prigogen'in söylediği gibi il, biz bilemiyoruz. Veya işte şeyin Laplace'ın cini gibi başlangıç ilkelerini bilseydim evrenin sonuçlarını yazardım. Onu hatırlarsanız mesela. Şimdi bunları düşündüğümüzde evet e, fiziksel sistemler içinde bu geçerli. Longue ve duru. Aynı zamanda sosyal bilimlerdeki o büyük dönemler onun içinde geçerli. İkincisi matematikselleştirme. Burada daha mikro düzeyde formülizasyona geçişten bahsediyor. Bu sosyal bilimler için de geçerli, fen bilimler için de geçerli. İfadelendirmelerin ve formüllerin ilişkiler nedenselliğinin tespiti daha çok. Bunun tabii matematiksel olması gerekir. Sembolleştirmelerin Şimdi üçüncü olarak da şunu söylüyor. Wallenstein araştırmayı bir mekanla sınırlama ki bu da yine aslında makro ve mikro arasındaki ya da düzen düzensizlik arasındaki bağlantılar için çok önemli. Yani bu hangi mekan, hangi bağlamda diyoruz ya sosyal bilimler açısından mekan ve bağlam meselesi. Şimdi bu ortak epistemoloji, bu üçlü yapıyı oluşturduğumuz zaman aslında bölümler arasındaki modern üniversitenin kendi içerisindeki o birbirinden habersiz feminimleri, doğa bilimleri, beşeri disiplinler, sosyal bilimler arasındaki bağlantısızlığı ortadan kaldıracak ve bağlantılılık başka bilgilere, başka farklı metotlara bizi götürecek. Bu varsayım tabii. Ya da işte yeni disiplinler belki ortaya çıkacak. Bilim açıları, bakış açıları ya da teorileri buna göre şekillenmeye başlayacak. Bu bilim ve felsefe arasındaki başlangıçta o özellikle orta çağdan yeni çağa ve günümüze doğru gelişte bilim ve felsefenin ayrışmasıyla karmaşık sistemler teorisinin bunlar yeniden birleştireceği varsayımı beşeri, doğa ve sosyal arasındaki o bağlantısızlığı koparmakla kalmayacak. Aynı zamanda ortak bir epistemolojik yapı ortaya çıkaracak. Yani temel aslında iddia ettiği durum bununla özetlenebilir. Wallerstein'ın ifade ettiği. Şimdi üniversitelerde mesela liseleşmeden bahsediyor bir yerde Wallerstein kitabının. Bu bir, bir, bir krizin bir boyutu mesela. Bölümlerin işte sürekli dallara ayrılması sonra bir taraftan da bunların disiplinler arası çalışmalarla teşvikinin yapılması bu bunalımın da göstergeleri olarak ifade ediliyor yani. Şimdi diğer taraftan modern ekonomik dünya sistemindeki o dalgalanmalar, düzensizlikler var. Mesela tespit edilemeyen ya da işte öngörülemeyen diyelim. Tespit biraz fazla. Öngörülemiyor mesela bir sürü şey oluyor modern ekonomik sistemde dalgalanmalar, düzensizlikler. Bunlar da o krizin hani modern dünya ekonomik sisteminin krizinin dalgalanmalarının, düzensizliklerin bir göstergesi. Burada o döngüsel long duru döngüselliğinin yeni bir modern ekonomik sisteme kapı açacağı gibi aynı zamanda üniversitedeki bilgi üretimi ve bilgi yapılarının da yeni bir bilgi sistemine, epistemolojiye dönüşebileceği öngörüsünde bulunuyor. Wallerstein bu yapılabilirse bunu yapmak zorundayız diyor. Bu yapılmazsa çok fazla sür sürprizlerle, çok fazla umulmadık, öngörülmedik ya da işte bunu yapan birisi çıkacak ve o aslında bilgi sistemini kurgulayacak. Birisi derken <laughs> dünyada ekonomi ve e, bilim ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda çalışma yapanlar bir kişi değil tabii. Birçok insan bunu yapacak, projeler olacak. Evet. Şimdi tarihsel toplumsal sistemler analizinde benim çok önemsediğim bir nokta tespiti özellikle burada belirtmek isterim. Tarihsel toplumsal sistem analizinde zamanın 3 momenti var diyor Wallerstein. Bence çok dikkat çekici. Dikkat etmenizi istiyorum bu noktaya. Bir Oluşum sistemi e, durumu başlangıç oluşum. 2. Süre giden işleyiş ki bu yapıyı ortaya çıkarıyor. 3. Sistemik kriz. Şimdi süre giden işleyiş bana daha çok Weber'ci ya da işte sosyoloji kuramlarından yapısal fonksiyonel kuramcıları aklıma getiriyor. Ama diğer taraftan Marksist bir yaklaşımın daha çok benimsediği, Dahrendorf gibi mesela sosyologların dengeyi değil de bozulmalar ve çatışmaları, toplumsal sınıflar arasındaki çatışmaları, bozulmalara esas alan, çatışmacı sosyoloji kuramlarını aklıma getiriyor. Hani sosyal bilimler disiplinleri içerisinde. Şimdi bunun her ikisine aynı disiplinler, o disiplinler yaklaşımda mesela sosyolojinin içerisinde hem süre giden işleyişi, yapıyı tespit eden çalışmaların hem de sistemik krizi, dalgalanmaları, bozulmaları, kaotikliği tespit et ya da görmeye ya da o durumu hani bir dalgalanma var bir farklı bir durum bu yapıdan disfonksiyon dedikleri mesela yapısalcılar hani o disfonksiyon da bir dengeye ulaşıyor sonra diyorlar ya yapısalcılar bunu sadece o denge mekanizması içerisinde anlatmak yerine her iki teoriyi de farklı durumlarda çalışabilir hale getiren bir epistemik yapı kurulması gerektiği bana daha uygun geliyor mesela düşündüğüm zaman. Burada Wolleştay'ın ifade ettiği şeyler, hem öneriler hem de tespitler göz ardı edilemeyecek durumdadır. Mutlaka okunup tartışılması gerekir kanaatindeyim. Bu manada kitabın özellikle fen bilimleri kısmında, Prigogen'in mesela ifade ettiği durumlar, oradan hareketliliği, fiziksel sistemlerdeki kaotik yapılar, kaotik durumlar daha doğrusu onlarla ilgili, daha fazla çalışmalar yapılabilirdi kitapta ya da işte daha çok çalışmaya atıfta bulunabilirdi. Ha bunu yer yer söylüyor. Burada detayına girmeyeceğiz vesaire ama sonuçta her iki sistem için bazı öneriler olduğu için hani hem sosyal bilimler hem doğa bilimler için öneriler olduğu için özellikle ortak epistemolojide kitabın sanki o kısmı doğa bilimleriyle alakalı metodolojik kısımda büyük eksiklikler var gibi görünüyor. Hani oraya katkılar arttırılmalı, başka kitaplar yazılmalı. Hani sosyal bilimler noktasında bence çok verimli bir kitap. Hani oradan hareketle ifade edilen hem sosyal yapı analizleri hem de sosyal bozulma ya da kaotik bozulma demeyelim de sosyal kaotik durumlar onların izahı noktasında çok daha iyi durumda, doğa bilimlerinin den getirilen örnekler ve deliller noktasında biraz zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ona göre daha iyi sosyal bilimler. Kitabın tartışılması gerekir diyorum ama bu kitap sadece tek değil bu alanda. Mesela bu konuda belirsizin bilimleri, Abraham Moles'in belirsizin bilimleri kitabı insan bilimleri için yeni bir epistemoloji diyor. Bu sadece insan bilimler üzerinden, sosyal bilimler üzerinden gitmeye çalışmış ama bence önemsenmesi gerekir. Yine insan sonrası bilgi, Rosie Braudotti'nin bu da bu meyanda, bu düzlemde Wolinstein'in bilginin belirsizlikleri noktasında tartışılması gerekir kanaatindeyim. Çünkü insan sonrası bilgide sadece sosyal bilim ve doğa bilimleri tartışılmıyor, aynı zamanda sanat, da bu işin içerisine giriyor sanat ve felsefe tartışmaları da işin içerisine giriyor ekoloji doğa bilim, sanat felsefe hepsi farklı noktalarda örnekleri mesela rozi bradoğdunun çok fazla özellikle çalışmalar doktora çalışmaları akademik çalışmaların gittiği seyrin temellendirmeleri boyleştayningki teorik olarak kavramsal olarak sağlam temellere dayanıyor görünüyor ama bunların irdelenmesi gerekir kanaatini taşıyorum bir başka kitap kritiğinde sizlerle birlikte olmak dileklerimle. Umarım verimli bir kitap kritiği olmuştur. Hepinize selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.